Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bu çok sorulan abajur mumluklardan yapacağız. Çok fazla DM'den mesaj alıyordum Instagram'da. Bir türlü fırsat bulup yapamamıştım. Şimdi önce şöyle kağıtlara çeşitli şeyler bastırdım. İki tür kadeh aldım şöyle, iki tane. Bu Love'ın, bu da Paşa Bahçe'nin. Paşa Bahçe'nin altılısını 30 liraya aldım. Love'ın altılısını da 16,5'a aldım. Yani bunun tanesi 2,75'e geldi. Bunun tanesi bana 5 liraya geldi. İkisinden de birer tane örnek yaptım. İkisi de şirin bence. İkisi de güzel. Bu bayağı büyük. Yani bayağı bildiğiniz mum yakılır. Aslında şöyle kadehlere yapmıştım. Mika bunlar. Hani daha ucuz olsun diye. Şu kısmı biraz uzun olunca daha şık duruyor kadehin. Bu biraz fazla uzun ve dar olduğu için yakarken şu kenarlarda hafif erimeler yaptım. O yüzden bundan tamamen vazgeçtim. Bir de bunun şöyle olanı var mika olarak. Ama onun da dediğim gibi şu sap mesafesi kısa olunca çok hoş durmuyor kadehler. Bir tane şöyle filli keselim mesela. Aslında bir de şöyle de yaptım. Bu cilt bezi. Çok güzel silinebilir. Bir tane şöyle cilt bezinden minik denedim. İlk denemem buydu. Şimdi bunu bir mumu yakıp üzerine bunu koyacağım videonun devamında. Önce bir tane şundan yapalım. Dışına şöyle bir ince çizgi attırdım rahatça oradan kesebileyim diye. Ama yine de sanki tam ölçü olmadı. Güzel bir ovallik vermek gerekiyor bunu yaparken. Biraz aceleye geldi. Metin Kopi'nin de saati 80 lira olduğu için çok da uğraşmak istemedim açıkçası. Şuradan şöyle bir tık fazla çizginin dışından kesiyorum ne olur ne olmaz diye. Bakın mesela iki ucu eşit olmamış. Şimdi eşit oldu. Şöyle bir sarıp bakalım. Fil de tombul olduğu için bayağı tombalak gösterdi bunu. Bence büyük kadeh yapacaksak eğer böyle gayet tombalak yapabiliriz. Bence bir sorun yok. Buraya da hiç ihtiyacım yokmuş. Kesiyorum. Bence bu uhuyla falan da yapıştırılır. Şöyle bir çift taraflı bant kullanacağım. Bu da biraz kalın geldi aslına bakarsanız. Şöyle yapacağım. Şimdi bunu çeviriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tabii bu mumu yakacağım. Daha yeni yaptım. Daha sıcak mum. Hemen size göstereyim diye alelacele döktüm. Kenarlarına da bulaştırdım. Ama bir tane denemek istiyorum. Bu istediğim ölçü değil. Çünkü bu benim ilk denememdi. Ama yine de bunu denemek istiyorum. Mesela üstü çok fazla bence. Çok pahalı olmadığı sürece ben hazır almayı tercih ederim. Mesela bu şunlardan hazır olsa hemen alıp şöyle kendim yaparım. Bir gıdım şuraya silikon tabancasıyla silikon sıkacağım. Biraz şu an fazla yanıyor ama birazdan o sakinleşecektir. Şöyle kenarda yanmaya devam etsin. Bu kadar harlı yanarsa zaten kağıdımız da yakar. Bunu mesela biraz daha şöyle yüksek yapabilirmişim. Hala yapabilirim yani açıp tekrar yapıştırabilirim. Bunu da yakacağım. Neden öyle yanıyor acaba? Demek ki yeterince kurumadı. Bakın bu daha güzel yanıyor şu anda. Bu bir çıldırdı. İpini uzun bırakmışım fitili. O yüzden. Şimdi şöyle bir tane küçük prens bastırdım. Mesela bakın buraya minik bir çift taraflı bant koymuştum. Hiç memnun kalmadım. Kağıdı yırtabiliyor. O yüzden derhal o çift taraflı banttan kurtulup şöyle yine minik iki kenarına çok minicik yani. Zaten duruyor üstünde de hani çıkmasın diye çok minik iki tarafına silikon değdirdim ki şöyle yapışsın. Tamam artık bu oldu. Şöyle bir fiyonk yaptım. Şöyle de bir bulutum var Mehmet diye. Bu biliyorsunuz bu aynaların üzerinde jelatin var. Şöyle çıkardığımız zaman o siyahlıklar da gidiyor. Bunu bunun üzerine yapıştıracağım. Bence burada yapılması gereken bu kurdelenin arkasına şuraya ince bir kurdele yapıştırıp bunu kadehin beline bağlamak.
Şöyle buraya da ismi yapıştırdık. Küçük Prens, hoş geldin bebek için. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi onu bir kenara alıyoruz. Şu büyüğümüze geçiyorum. Bakın çok çok minik iki tarafından silikon sıktım ki şöyle otursun diye. Bakın bu daha iyi oldu. Buna göre. Bu biraz büyük olmuş. Böyle yapanlar da var. Sıfır kadehin ağzına bırakanlar da var. Şu iyidir bence şu. Bir santim yüksek olması güzel. Şöyle hemen kadehimizin beline yapıştıracağım. Silikon cam da tutmuyor arkadaşlar. Çıkıyor. Yani şu an yapıştı mesela ama sonradan çıkar bu. O yüzden şöyle minik incecik bir kurdelayla bağlamak daha mantıklı. Şöyle bir kelebeğimiz var. Kelebek olabilir. Unicorn olabilir. Şuralarda bir güneşim vardı. Bakın üzerinde siyahlıklar, lekeler var. Ama ne yapıyoruz? Hemen üzerindeki jelatini çıkarıyoruz. Pırıl pırıl. Şöyle yazıda silikonla buraya yapıştırıyoruz. Çok güzel bir hediyelik bence. Konseptiniz neyse, mesela unicorn'u hazırladığım o masada bu çok güzel durur hediyelik olarak. Olmaz mı? Güzel bir abajur. Kağıt üzerine aslında isim de yazdırılabilir ama ben isim yazdırılmasına karşıyım. Çünkü insanlar hani ömrü billah sizin çocuğunuzun ismini orada tutmak zorunda değil. Bunu buradan çıkarıp bunu şamdan olarak kullanabilirler, mumluk olarak kullanılabilirler. Şöyle sade de yapabilirsiniz. Ben buralarına çiçekler koydurdum. Bir tane de düz beyaz yapıp şöyle bir şey yapacağım. Şunu seçiyorum. Hemen göstereyim. Şöyle bir tüy şeritle, bunun metresini kaç aldım inanın hatırlamıyorum. Şöyle bir tüy şerit geçilebilir. Çok kokoş isteyenler için. Minik minicik pompon şeritler oluyor. Onlar şöyle altına içten yapıştırılabilir. O da çok tatlı olur. Önemli olan şu temelini yapmak. Geri kalanı herkesin zevkine, tercihine göre süslenebilir. Güzel bir hediyelik bence. Şöyle dümdüz diyorum beyaz yapıp şunu üzerine yapıştırayım. Bir piritim ya da uhum olsaydı inanın çift taraflı bantla da hiç uğraşmazdım. Şu an olmadığı için bunu kullanıyorum. Yoksa her şey kullanılabilir. Sonuçta bu bir kağıt. Ama cilt bezinden, asetattan da çok güzel olur. Desenli asetatlar var. Mesela Rasi Hüney'de, Roco Paper'da. Onlarla da çok güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü dışına yansıtıyor ışığı. İşte bunun böyle bir problemi var. Hemen dokunur dokunmaz yapıştı. Halbuki uhu olsaydı azıcık ileri geriye ittirebilirdim. Şimdi buraya da konabilir. Ama ben şöyle koymak istiyorum bunu. Hemen şuradan yapıştırmaya başlayacağım. Şöyle yapalım. Muhtemelen bunun kolay bir yapım yöntemi, bir kalıbı falan vardır ama biliyorsunuz ben ilk kez deniyorum, o yüzden mazur görün. Şöyle kestim. Bunun ne kadar olduğunu öğreneceğim. Bunun metresinin. Ki hesap yapabilelim. Aşağıya açıklama kısmına yazacağım inşallah. Aşırı kokoşlar için buna şimdi bir şey yapacağım. Bir parça silikonla bunlardan sayacağım da şimdi kaç tane gidecek diye büyük boya. Şöyle yapıştıracağım. Şöyle bir sıra silikon sürüyorum. Hemen hızlı hızlı yapıştıracağım. Şöyle hemen takalım yerine. Dediğim gibi şu kağıdı Aydınger'den de yapabilirsiniz. Çok çok güzel duracağından eminim ama bence bu kağıtlar da güzel. Yeterince kokoş oldu mu? Şunu bir tekrar yakmak istiyorum. Önce ucunu bir keseceğim. Çok uzun bırakmışım fitilimi, o yüzden çok fazla yandı.
Tabii bunu bir çubukla, hatta makarnayla bile yakabilirsiniz. Ben şu an böyle zar zor yaktım ama. Mum dökmeye de bilirsiniz. Hemen onu da bir göstereyim. Sonra vedalaşalım. Şöyle mumlar var arkadaşlar. Bu renkli ama bunun sadece krem olanı da var. Şöyle içine atabilirsiniz. Bu şekilde de kullanılabilir. Yani içine böyle bir şey atabilirsiniz. İsteyen mumunu da doldurabilir. Mesela ben şunun içine yapay mum kullanalım diye düşünmüştüm ama tam oturmuyor. Yapıştırırsak falan aslında bu da kullanılabilir. Bu kadehlerin de altılı paketi 10 lira civarında satılıyor. Mika kadehlerin yani. Evet, bu kadar. Arkadaşlar, videoların açıklama kısımlarına bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazen videoda söylemeyi unuttuğum şeyleri, fiyatları ya da değişen fiyatları açıklama kısmına yazmaya çalışıyorum mutlaka. O yüzden lütfen açıklama kısımlarını okuyun. Evet, beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine istediğiniz şeyler varsa bana yazabilirsiniz. Tam bazen uzun sürüyor yapmam ama mutlaka denemeye çalışıyorum. Burada yaptığım şeyleri Instagram'da mutlaka paylaşıyorum. Bazen video bittikten sonra bir şey aklıma geliyor, onu da ekliyorum ve Instagram'da paylaşıyorum. Ana sayfamda ve hikayemde. O yüzden oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Instagram sayfamın ismi aynı. Sen de yapabilirsin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.